sütçüydü. Ayşe Sütçü Özkan Yılmaz'la evlendi. Arkasından Azize Gencebay'ı aldık. Yani Orhan Gencebay'ın ilk evlendiği eşi. Azize ile 2 sene çalıştık. Azize ile Orhan evlendi. Pat arkadan Ülkü'yü aldık. Yani bizde vitrin oluyorlar yani. Popüler sahneye çıkan iki, hayır. Ben bir parçayı binlerce defa çaldığımı hatırlıyorum. Her kızla prova yapışta çal 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 çal. Tabii artık öyle. Gece rüyalarında bile. Yerine yetiştiriyor. Evet. Ya burada tabii espri şu. Tam solisti alıp adam ediyoruz. Solisti başkası yapıyor. Hiç sizden kapan olmadı mı? Yok. Hiçbir solist. Hayır. Ekipten biriyle. Hayır. Gelmedi. Hayır. Yani bizde o prensipti. Solistlerle hiç kimse ilgilenmez. Yani eğer öyle bir şey olsaydı olay biterdi. Yani tabii, olay iş ciddiyeti biterdi. Duygusallık başlardı. Ön plana çıkma başlardı. O solistimizi biz aramızda bir çiçek olarak görürdük. Hepimiz kol kanat gererdik. O bizim her şeyimizdi. Bir yerde namusumuzdu. Dışarıdan yan gözle bakana da pek hoş bakmazdık. Ya yani açıkçası. Sekiz kişi oldu da kimse bakmazdı herhalde. Bakanlar oluyordu da. Yani, şimdi şöyle de bir olay var. Yani bütün solistlerimiz evlendi, yuva kurdular. Her solistimizin flörtü olan veya evlenmek isteyen kişiye söylediğimiz bir laf vardır. Önce bizden isteyeceksin. Biz evet dersek gidip ailesinden isteyeceksin. Ve hakikaten şakayla karışık gelir bizden isterler de. Ve tabii yani... Vizeyi bizden alacaksın. Evet, vizeyi bizden alacaksınız. Tabii onların mutluluğu da bizim için tabii, büyük tabii, bir tabii, keyif oluyordu yani. Bu da işte grup... Azize hariç hepsi ilk evliliklerinde devam ediyor galiba. Evet. Devam ediyorlar. Tabii, hepsinin düğününde çaldınız mı? Çaldık tabii. Çaldık. Evet. Hepsinin düğününde çaldık. Oynattık, zıplattık. Ondan sonra tabii güzel bir anı oldu. Önder öptü mü orada? Önder öptü. Evet. Yani kızdan yana şanssızlık, solistten yana şanssızlık. Yani çabuk ayrılmalarından dolayı. Evet, yani tabii sahne güzel bir vitrin, güzel bir albeni. Dolayısıyla her solistimiz talibini çabuk buluyor. Cazibe merkezi oluyordu. Tabii, tabii. Ve çok kolay evlendiriyorduk onu. Erkeklerden evlenip ayrılan oldu mu? Ben ayrıldım. Evet. Ben üniversitede ilk eşimden 70'te evlendik. 91'de ayrıldık. Bir kızımız var. Yani şu an o kendi hayatını yaşıyor. Ben kendi hayatımı yaşıyorum. Kızım da Robert mezunudur. Kızınız müzikle uğraşıyor mu? Kızım şöyle. Yani kızım ilkokulu okurken ben onu konservatuvara verdim. Sabah okula gidiyordu, öğleden sonra konservatuvara gidiyordu. Konservatuvarda biliyorsunuz, ya branşı oradaki hocalar sizin kabiliyetinize göre belirliyorlar. Siz ben şunu çalacağım veya şu branşta çalışacağım diyemiyorsunuz. Kabiliyetinize göre oradaki hocalar tespit ediyorlar. Benim kızım balerin oldu. 5 sene devam etti ama Robert Koleji kazanınca o şansı maalesef tüketmiş olduk. Devam edemedi yani. Dolga bir şey söyleyecekti. Müziğe karşı şeyi vardı. Buyurun. Ben yani gençliğinizde ne dinlerdiniz? Sizi böyle etkileyen gruplar neydi Batı müziğinde? Vallahi yani şimdi Batı müziği ben şahsen Şevket Uğurlar'la gözümü açtım. Şevket Uğurlar o zaman televizyon yok, radyoda her hafta belli bir saatlerde. Bu semtlerde oturuyor o zaman. Burada. Evet. Şevket Ağa.